Merhabalar arkadaşlar. Bu tarafa notlarım ayarladım ve bu video sizin için çekmek istedim. Bugün siz yurt dışına au pair olarak başvurmak ya da gitmek istiyorsanız bir video normalde ayarlanmanız ya da çekmeniz gerekiyor. Şimdi bu video hakkında size birkaç ipuçlar vereceğim. Bir kişi bana yazmış ve demiş hocam ben nasıl bu video hazırlayabilirim? Birkaç şeyleri size anlatacağım. İlk olarak kaç şeyler dikkat etmemiz gerekiyor? Bu tarafa yazdım bu arada. Dört şeyleri. İlk şey size anlatacağım nasıl videoları çekebilirsiniz. Neler dikkat etmeniz gerekiyor? İlk şey ışık. Işık çok önemli çünkü mesela ben karanlık böyle bir şeyler ve bana tam göremiyorsanız bir durum ya da bir video çeksem siz izlerken bir negatiflik bir şeyi size olacak. Ama güzel ışık. Mesela benim videolarda ışık en iyisi değil. Fakat en azından bütün yüzüm görebiliyorsanız. Ve bu sizin video çekerken çok önemli. Çünkü diğer izleyecek aile sizin yüzü ne kadar net görebiliyorsanız ifadeleri sizin yani yakın hissedecekler. Sizinle çalışmak isteyecekler. Sonra neler dikkat etmeniz gerekiyor? Işık ilk olarak. İkinci ses. Ses mesela yani kısık sesli konuşsam net duymayacaksınız ve bu sizin için iyi olmayacak. Fakat yüksek sesle ya da bir mikrofon almak zorunda değilsiniz tabii. Ama yüksek sesle konuşmanız gerekecek. Diğer şey editing. Yani editing birkaç uygulamalar var. Mesela çoğu zaman insanlar diyor ben editing yapmayı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Videolarımı görüyorsunuz. O kadar editing falan bir şeyler eklemiyorum. Ama bir uygulama kullanıyorum. Onun isim InShot. O sizin telefonunuzda indirebilirsiniz. Bir şeyler kesebilirsiniz. Mesela video başlarken belki çektin ve yanlış yerden konuştunuz ya da istemediğin bir şeyler çıkmış. Onu hiç stres girme. Onu kesebilirsiniz. Ve sadece kesmek değil, başka şeyler ekleyebilirsiniz. Çünkü o videoları sadece böyle, mesela bu nasıl çektim, sadece konuşarak. Ama o video yaparken başka video kişilerinin videoları eklesin çok daha iyi olacak. Benim ikinci konuşacağım şeyi yani o video çekerken başka insanlar ekle. Yani çoğu zaman mesela çocuklarla aktiviteler yaparken ailen mesela ailen hakkında konuşurken onların videoları, fotoğrafları ya da arkadaşların senin hobileri hakkında konuşurken onlar çekerken videoları çekip ekleyebilirsiniz. O çok daha iyi olacak. Başka nedir? Evet, siz mesela bir profil yazmanız ayarlıyorsunuz. O profil eklediğin bilgi videoda yani tam aynı bir şeyler ekleme. Çünkü o zaman fark olmayacak. Farklı bir şeyler ekle. Şimdi bizim üçüncü noktaya geldik. Neler eklemelisiniz bu videoda? Yani sizin hobbies. Evet, hobbies ve kişisel hakkında bir şeyler anlatacaksın. Ama nasıl hobbies? Mesela orada çocuklar bakmaya gideceksiniz. Sizin hobi kulübe gitmek bir şey olsa bu aileyle yaşamak çok uyumlu olmayabilir. Onlar düşünecekler, seninle sorunlar yaşayacak, seninle yaşarken çünkü sen hobi olarak kulübe gitmek istiyorsun gece gece ve onlar aile uyuyor. Bir küçük çocuklar var ortasında karışık olacak. Sizin hobileri hakkında konuşurken dikkat etmelisiniz. Bu hobileri ve çocuklarla ya da ailelerle yani uyumlu mu? Mesela kitap okumayı seviyorsunuz. Onu ekle. Çünkü çocuğa kitap okuyacaksın belki uyumadan. Bu size bir ekstra puan kazandıracak. Ama kulübe gitmek onlar merak edecekler. Acaba
biz gece uyurken o kulübe gitmek istesen yani neler çıkacak, öyle bir şeyler olacak. Uf, bir dakika bunu kapatıyorum, özür dilerim. Neyse, devam ediyoruz. Evet, video hakkında şey çekerken yani dikkat etmelisiniz arkada neler var, onlar dikkat etmelisiniz. Mesela şimdi ben çok dikkat etmedim, gördüğün gibi bir sürü şeyler var. Şimdi siz izlerken benim videoyu, benim arkadaki bir şeylere dikkatiniz çekiyor. Bunu olmamalı, bu kötü örnek hatta. O video çekerken beyaz bir arkada olsa çok daha iyi olacak bu sizin o video için. Ve son şeyleri, aktiviteleri, hangi aktiviteler hakkında bahsedebilirsin? Orada yazdım, bu yüzden yukarıya bakıyorum. Böyle çocuklarla videolar, çocuklarla oynarken videolar eklemelisiniz. Belki kardeşlerine, belki daha önce çocuklarla çalışmadın. Birkaç kardeşlerin varsa ya da komşuların çocukları, onlar davet et, oyna ve videolar çek. Diğeri, boş zamanlarda neler yapıyorsun onlar bahset, ama dikkat etmelisiniz. Çocuklarla ya da bir aile, bir küçücük çocuk varsa onunla uyumlu değilse onu ekleme. Diğeri, traveling hakkında seviyorsun gibi. Eklesin, o negatif bir şey değil, kötü bir şey değil. Mesela araba sürmeyi seviyorsun. Bunun bahsetsin çok daha iyi olacak. Tabii ki biliyorsanız, bilmiyorsanız bunu ekleme. Ama biliyorsanız bunu mutlaka bahsetmelisiniz. Çünkü belki bir gün sen araba kullanmaya bir ihtiyaç kalsa, araba kullanabiliyorsan bu sizin için, yani başka kişi varsa ve iki kişi belki beğendiler ama karar veremediler, siz araba kullanmaya biliyorsanız çok daha puan sizi kazandıracak. Diğeri, ve bahsetmelisiniz yani bir au pair, onun görev nedir bir çocuğunun hayatında, mesela araştırmalısınız au pair. Böyle çocuk bir au pair ile büyüse faydaları nelerdir? Ve video içinde bunlar bahset, çünkü onlar anlayacaklar. Siz biliyorsunuz görevin ne olacak ve ne kadar önemlisin bu çocuğunun hayatında. Arkadaşlar, bu video bu kadar. Sorularınız varsa yorum altında yazmayı unutma. Teşekkür ederim. Umarım siz istediğin yerde gidebilirsiniz, aileyi, bir aile bulacaksınız en kısa zamanda. Teşekkür ederim. Have a great time and take care of yourselves. Bye bye. Bir de son bir şey, en önemli bir şey unuttum. Burada İngilizce yani mükemmel olmak zorunda değil. Çünkü zaten bu au pair program ne için? İngilizce geliştirmek için. Yani özellikle. O zaman İngilizce native gibi konuşmak, bir seviye olman gerekmiyor. Sadece iletişim kurabiliyor musun? Mesela Türkçem mükemmel değil ama iletişim kurabilirim. Mesela bir çocuk bana bir şey söylediğinde anlayabilirim. Ben bir şey söylediğimde o da beni anlayabilirse bu yeter. Yani o görmeyi çalışıyorlar. Bu videoda en önemli şeyi senin kişilik nasıl. O yüzden dedim ışık çok önemli, çünkü onlar bu ışıktan çok şeyler sizin yüzünden okuyabilirler. Mesela siz bilmiyorum benim yüzümden ne okuyabiliyorsunuz ama bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bak. Bye bye. See you.